İstanbul'da ne yazık ki büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara devam ediliyor. Gayrimilli bir projedir, bir beton kanalıdır, başka hiçbir şey ifade etmemektedir. Bu gayrimilli projenin yapılmaması için de sonuna kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Bir de yani bizi bir başka üzen şey, yarın kazma vuracağız, bu yaz başlayacağız. 2,5-3 senedir bunu duyuyoruz. Efendim bu yaz sonu başlayacağız. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız. İnadına yapacağız. Net ifade edeyim, bu beyan biçimi psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Hiç hoş bir psikoloji değil. Bu şekilde ısrar, bu şekilde tavır, vatandaşı yok sayan, vatandaşın parasını yok sayan bir anlayışı anlamak mümkün değil. Psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Ve yani bu kadar açıklamaya gerek yok. O zaman gelin bu hafta sonu hemen kazmayı vurun başlayın yani. Şaka gibi, şaka gibi. Milletimizin başka dertleri var. Bakın madem paranız var, madem paramız bütçede, Merkez Bankası'nda her yerleri doldurdu, taşan bir paramız varsa o zaman 31 Mart'ta kısa çalışma ödeneği iptal edildi. Süresi bitirildi. Vatandaş kaderiyle baş başa terk edildi. Vatandaşımız şu anda ne yapacağını bilmiyor. İşletmeler ne yapacağını bilmiyor. Milyonlarca insanımız işsiz kalacak. Madem bu kadar paranız var, 65 milyar dolarlık bir yatırımı gözünüz kesiyor. Önce vatandaşın derdini çözün. Önce gidin vatandaşın derdini çözün. Ben tavsiyem bir an önce o kısa çalışma ödeneğini başlatın madem paranız var. Vatandaşımız bir kendini güven içinde hissetsin. Bakın hastalıkla mücadele ediyoruz, sıkıntılarla mücadele ediyoruz. O bakımdan hani bu beton kanal sürecine dair bu ısrarı anlamak mümkün değil. Söylediğim sözün sonuna kadar arkasındayım. Efendim vatandaşımız bizi affetsin. Eyvah ihanet ettik, aldatıldık vesaire gibi cümlelerin geçmişteki hafızamızda olan biçimiyle gelecekte de bizim için hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah birkaç sene sonra bu ülkenin yönetimi aklı başında, derli toplu, liyakat esaslı bir sürece kavuşacak. Kavuştuğunda bugün bu işin peşinde koşanlar o gün af dilemeyle falan kurtulamazlar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para verme peşinde koşanlar ya da bu işi ne yapalım ya ihaleydi aldık biz de yapmaya çalıştık vesaire diyenler sadece bu kadar basit bir biçimde süreçten sıyrılamazlar. Hukukun önünde vatandaşın bu kadar karşı çıktığı bir meseleye ama ulusal ama uluslararası düzeyde ben sektörlere uyarımı yapıyorum. Bu uyarımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da yapmıyorum. Bu uyarımı vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak yapıyorum. Benim vatandaş olarak hakkım var. Yani bu milletin milyarlarca dolarlık kaynağının heba edilmesini istemediğim gibi İstanbul'un heba edilmesini hiç ama hiç istemiyorum. O bakımdan kimse İstanbul'u artık ihanet edemez. Etmemesi için vatandaşımız bizi seçti 2019'da. Bunu anlasınlar. Ve bunu anlamayıp o ısrarlı cümleleri kuranların, o ısrarlı tariflerinin de psikolojik olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurumsal, bireysel, vatandaşlarımızı planlara itiraz etmeye davet ediyoruz. Zaten bilgilendirmeyi teknik arkadaşlarım yaptılar, ben de yapacağım. Hukukun işlemesini istiyoruz. İtirazlarımız zaten var, geçmişte de var. Yani hukukun bu konuda lay lay lom yapmasına asla tahammülümüz olamaz. Bilirkişi raporlarında, bilirkişi tespitlerinde yapılan müdahaleleri de gözlüyoruz, bakıyoruz. Hiç hoş değil, hiç hoş değil, hiç hoş değil. Ya neresinden tutsanız elinize geliyor. Yani orada milyonlarca metrekarelik yatırım yaparak, yani dün tarım arazisi olarak alan, bugün konut arazisi olarak satmayı ya da orada yatırım yapmayı planlananlara sesleniyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişte tarım arazisi olarak satın aldıkları yerin yine tarım arazisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sattıkları takdirde aynı paradan almaya hazırız. Milletin malıdır, tarım arazisidir. Yarınlarda orasıyla ilgili o milyonlar, 135 milyon metrekarelik alandan bahsediyorum. O alanların vatandaşlar ya ne yapalım tarım arazisiyken aldık yine tarım arazisi olarak satarız. Aklı başında bir tavrı gösterirlerse biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak almaya hazırız. Ama ben buraya binalar dikeceğim, betonlar yapacağım. Aşağısı beton kanal, üstü beton bina. Biz buna asla ve asla taraf olmayacağız, karşısındayız.
Bir de bir hat çizmişler. Efendim buraya 1 milyonluk kent yapacağız. İstanbul'un ne zaman bir çizgiyle şehrin belirlendiğini görmüşsünüz? Bu öyle bir taşar gider ki bütün Trakya'yı tehdit eden bir çalışmadan bahsediyoruz. O güzelim Çatalca, o güzelim Silivri, o güzelim Arnavutköy. Bakın Arnavutköy'ün, gidin şu an mevcut yerleşimin arka mahallelerine bakın. Ya orada zaten yerleşime açılmış. İnsanlar perişan, fakirlik içinde, yoksulluk içinde mahallelerini, basına sesleniyorum, gidin gezin. Ya bırakın şu kanal sevdasını. Bu çılgınlık. Bu normal bir psikoloji değil. O bakımdan bütün toplumun her kesiminin bu sürece akılla, bilimle bakmasına tavsiye ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde 2011'de bu saçma sapan beton kanalı açıklandığından bugüne tek çalıştayı yapan, yüzlerce bilim insanını davet eden, binlerce vatandaşın katıldığı, birçok raporun yayınlandı ve bir kitabın yayınlandı. Tek çalışmayı yapan kurum biziz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Madem bu kadar iddialısınız, niye bizi bir yere çağırmıyorsunuz? Gel, gelin bakalım, bak biz size bunu sunacağız. İstanbul halkı, ey İstanbul halkı, ey İstanbul halkını temsil eden belediyemiz, başkanımız. Buyurun çağırın, gelelim. Çağıran yok. Niye? Anlatacak bir şeyleri yok. Karşı ne demek? Ben karşı olanları davet ettim. Büyükşehir Belediyesi'nin, yani yapılmasına taraf olanları Büyükşehir Belediye'mizin çalıştayına davet edin dedim tek tek. Hiçbiri gelmeye cesaret edemedi. Hiçbirisi. Niye gelmediler? Anlatsınlar. Övecekleri bir şey varsa övsünler. Ama esas bütününün sorusunun cevabı ne biliyor musun? Neden? Neden? Bu sevda neden? Bu rant neden? İstanbul'un buna ihtiyacı yok. Benim bu söylediklerimi, bu işte ısrar ortaya koyanların çocukları, torunları yıllar sonra bize dua edecek. Bak bugün o ısrar ortaya koyanların çocukları, kızları, oğulları, torunları bize dua edecek. Allah sizden razı olsun ki bunu engellediniz diyecek. Ne yazık ki İstanbul dedim ya ben, 5+5 yılı sorgulanmalı diye. Son 5 yılı hele hele öyle ihmallerle dolu ki tarifsiz. Bakın bahsi geçen tünelin ya da bahsi geçen metro hattı, ya bir metro hattı 2 ihaleyle verilir mi? Efendim yapısını başkası yapacak, tekniğini, mekaniğini başkası yapacak. Böyle bir şey olmaz. Bu işler bütüncül işlerdir. Bir konsorsiyum olabilir ama eş güdümlü, entegre, uyum içerisinde olmalıdır. Bir sürü teknik sorunu var. Bir sürü. Sadece o hatta da değil. Geçmişte yapılan birçok hatta bu sorunlar. Hala uğraştığımız hatlar var. Bakın Ümraniye Üsküdar hattında o kadar uğraş verdik ki birçok bu tarz izolasyon sorunlarını gidermeye dönük. Uzmanlarımız 2 gündür inceliyor. Rapor çıktıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Ne yazık ki kötü bir iş yapılmıştır. Bakın en somut örneğini söyleyeyim size. Eminönü Alibeyköy hattı. 2.3 kilometresini tekrar söktük. Yüzlerce kazık çaktık, tekrar yaptık. Bakın. Raylarını, betonlarını tekrar söktük. 2.3 kilometresine 60 metre, 70 metre derinliğinde kazıklar çaktık. Yüzlerce sağlama aldık ve ondan sonra yaptık. Dolayısıyla bu riski taşıyor ne yazık ki geçmişte yapılan çökme bu işler. Çökme değil, burada bir daha çok drenaj ve suyla ilgili, bir izolasyonla ilgili sorun olduğunu düşünüyoruz. Ama şu anda hukuksal başvuru yapıldı. Bilim insanları orada çalışıyorlar. Sonuç çıktıktan sonra paylaşırız. Hem İstanbul bu anlamda o başıboş düzenden kurtulmuştur. Artık biz işimizi aynen böyle, bakın titiz bir şekilde, bak şu fideleri sever gibi, onları okşar gibi, onların nasıl yapıldığını, nasıl büyütüldüğünü gösterir şekilde her işe böyle titizlikle bakıyoruz. Her işe şu bir fideye baktığımız titizliğin, aynı titizliğin işte o metro hatlarına, başka işlerimize, peyzaja, her işe gösteriyoruz. Yoksula yardıma, her işe gösteriyoruz. Kararlıyız. Bugün İstanbul düzeldi, yarın da Türkiye düzelecek inşallah.